Merhaba Misi TV takipçileri. Ben Gökhan Germen. Bundan sonra her hafta Misi TV'de ikili oyun programında Türk basketbolunun efsane ismi, efsane basketbolcusu Efes Bilsen'le birçok şampiyonluk yaşamış, milli takım kaptanlığı yapmış Tamer Oybuş'la beraber basketbolu konuşacağız, basketbol gündemini konuşacağız. Tamer hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Hepimize hayırlı olsun. Evet, çok yoğun bir sezon başlıyor. Lig başladı. Şimdi Euroleague. Bu sene format değişti. İki evet. Takım daha eklendi. Daha uzun bir hafta olacak. Daha bir yoğun sezon olacak. Önce nasıl değerlendiriyorsun? Baktığımız zaman bütün takımlar kadrolarını bu yıl çok güçlendirdi. NBA'den ciddi bir tersine geç oldu Avrupa'ya evet. Doğru. Genel bir değerlendirme ne alalım? Nasıl? Valla bir kere bu sezon daha fazla maç seyredeceğiz. Daha fazla vaktimizi Euroleague'e harcayacağız. Artı takımlar arasında da çok fazla rotasyon oldu baktığımız zaman. Bununla beraber işte Anadolu Efes'te takviyeler oldu normal kadroya. Fenerbahçe Beko'da gidenler oldu, gelenler oldu. İşte gidenler gelenleri aratacak mı? Bakacağız ama şu anda yapılan transferler hani Avrupa'da kendi ispatlamış oyunculardan kurulu bir takım oldu. Onların uyum süreci yaşanacaktır biraz tabii ki ama ben baktığımız zaman Efes'in de kendinden çok fazla böyle oyuncu kaybetmeden ekstra eklemeler yaptığı için ben geçen sene de Final Four oynamış bir ekip olarak basketbolda daha önemli kazanımlar yaratacağını düşünüyorum. Yani güçlü kadroyla biraz daha bu sene bize keyifli maçlar seyredeceğini düşünüyorum. Şimdi Anadolu Efes'in en büyük avantajı bu galiba değil mi? Geçen sene hiç favori değildi ama hem kendi büyüdü hem mesela Mişiç bir rol oyuncusu gibi geldi Efes'e. Evet. MVP gibi bitirdi sezonu. Keza Moerman kötü bir sezon geçirmişti Barcelona'dan. Müthiş bir çıkış yakaladı. Shane Larkin ligin ikinci yarısında çok kendini geliştirdi, takımla geliştirdi. O kadroyu kurdu. Moerman sakatlandı, onun yerine Alec Peters geldi CSKA Moskova'dan. İşte Metecan yerine Tolga Geçim. Nasıl görüyorsun Efes'i? Şimdi ama bu sene favori başlıyorlar. Onun altından kalkabilecekler mi sence? Geçen sene favori değillerdi. Şimdi her takım bunlara Efes finaliste karşı oynayacak. Yani ne kadar favori olmasa da Efes ismi her zaman var. Yani yıllardır gelen bir süreç bu. Baktığın zaman Efes'in bir adı var. Yani ne kadar bir önceki sezon sonuncu bitirmiş olsa da başlangıçta her zaman favori sayılacak takımlardan bir tanesi. Senin de saydığın oyunculara dayanarak yani bir Moerman'ın işte uzun sürecek bir sakatlığı vardı. O da işte yani neredeyse bir 6-7 hafta gibi bir şey kaldı onun da sahalara dönmesine. Geçen sene çok fazla enerji tüketti. Yani Ergin Ataman onu çok fazla kullandı. Hem Türkiye Ligi'nde hem Euroleague'de çok süre aldı. O yüzden de o yorgunluktan dolayı zaten bir sinyal veriyordu maçlarda arada bir dinlendiriyordu. Zaten sakat oynadı hepsini. Ağrılarla geçirdi. Evet. Yani o süreçte bakalım iyileşince neler olacak. Mičić inanılmaz bir sezon geçirdi geçen sene. Yani dediğin gibi görev adamı olarak geldi işte savunmacı kimliğiyle ama hem savunmada hem hücumda hem de rebound'da katkı sağladı. Shane Larkin yani inanılmaz bir performans gösterdi. İşte gidecekti kalacaktı NBA'ye işte o süreci yaşarken hepimizin yüreği ağzımızda yani eski bir Efes oyuncusu olarak hepimizin yüreği ağzında bekledik ama sonuçta baktığımız zaman kaldı takımda. Ondan sonra yani diğer işte Motum gitti ama hani Motum zaten son sürelerde çok fazla oynamıyordu. Atmıyordu. Metecan Birsen ki ben hep söyledim onu yani Efes'e gelmesi çünkü şeyde Sakarya'da çok inanılmaz bir sezon geçirdi. Onun üstüne Efes'e gelmesi gerekli miydi, gerekli değil miydi? Aynısı Buğra'nın için de geçerli bana göre. Yani iyi bir sezon geçirdikten sonra o süreci oynayarak devam etmeleri gerekiyordu. Yani benim şahsi düşüncem yani, tabii bu. Tabii bu basket tamamen bir program konusu ama maalesef oyuncular burada hata yapıyor işte. Yani oynayacak takıma mı gitmek yerine daha iyi maddi imkanlara sahip olup daha az oynayacak bir takım tercih ediyor. Onun ortası bulunur. Işte. Yani hem oynayacağın hem maddi imkanı sağlayacak bir şekilde bir şey bulunur. Çünkü hem Burak'ın hem Metecan iyi sezon geçirdiler. Yani onları her zaman alacak takım bulunurdu. Yani belki bir Efes değildi ama Karşıyaka gitti şimdi. Karşıyaka hem de bak Ufuk Sarıcı'da ilk maçta 20-25 dakika bayağı oynayacak. Bir süre verdi. Yani işte böyle bir şekilde oynayıp tutunup ileriye uzun vadede kalması gerekiyordu. Neyse bakalım. Yani Tolga Geçim işte geldi Efes'e. O da ne yapacak göreceğiz bakalım. Şimdi Fenerbahçe bu sene ilk defa yani bana göre transferde çok değişik hamleler yaptı. Şimdi daha önce baktığımız zaman Obradovic hep iyi oyuncular aldı. Şimdi Datome olsun, Kalinic, Veseli, Bogdanovic genç de yıldız oldu. İşte Bogdanovic Fenerbahçe'nin en büyük yıldızıydı ama yıldız olarak gelmedi Fenerbahçe'ye. Keza Ekpe Yudo MVP oldu ama düz bir NBA oyuncusu olarak geldi. Ama bu sene Dekolo var. Euroleague'in sayı kralı MVP'si. Derek Williams NBA draftında ciddi yerden seçilmiş. Çok yetenekli, tamamen hücum potansiyeli, birebir dayalı. Yani Fenerbahçe bu sene biraz sistem mi değişecek? Bu transferleri nasıl değerlendiriyorsun? Yani Obradovic'in son 5 yıldır pek görmediğimiz transferler. Tabii heyecan verici transferler. Evet, yani Nando De
kala baktığın zaman Avrupa'nın en önemli 3 oyun kurucusundan bir tanesi. Yani hem 1'e hem 2'yi çok iyi oynayan bir adam. Şütör yönü de var. Yani 14 sayı gibi bir ortalamayla oynadı geçen sene CSK'da. Buraya gelince Fener'e işte bir adaptasyon süreci var. Yani bunu şeyde de gördük zaten. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da gördük. Ama Beko o hazırlık sürecini çok fazla iyi geçiremedi. Yani bir oyuncuların işte geç gelmeleri işte olsun şey olsun. Sakatlık yani takım, var. Veseli'nin sakatlığı hala iyileşmedi. Rövan yani, hala dönmedi. Aynen öyle. Takımı bir araya tutamadılar daha ve yeni gelen oyuncular da hani çok fazla adapte olmuş gibi değil. Baktığın zaman Obradovic'in sisteminde hep şeydir. Demin de saydığın gibi Obradovic oyuncuyu alır, yetiştirir, yıldız yapar, yollar. Yani şimdi bir tane, iki tane yıldız aldı takıma. Tabii ki onlarla hani biraz baş etme süreci ne olacak bilmiyorum ama karşılarında da Obradovic gibi çok yani Avrupa'nın en önemli koçlarından bir tanesi var. Dolayısıyla yani onlar takıma uyum sağlayacaklarını düşünüyorum. Hatta Derek Williams bir tane röportajında haftada 20 set öğreniyoruz gibi bir şey vardı. Yani bir şey söyledi ki hani bu da adaptasyonu çabuk sağladığını düşündürtüyor herkese. Artı seyirciyle ilgili de çok şey yaptı ki Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında da gördük yani o seyirciyi kenara gitti. Veseli'nin yaptığı görevi o yaptı. Yani orada takımı sen da alıştı. Sen burada canlı yayındaydın o maçta. Canlı ben de maçtaydım. Ben de canlı Derek Williams'ı seyrettim. Gözlemlediğim bir kere çok istekli, olumlu. Çok konsantre, çok coşkulu. Yani savunma da yapıyor, rebound oluyor. Taraftarı, yani taraftarın seveceği ve takımı yani bir tane ateşleyici güç gerekiyordu. Teknik kapasitesinin yanı sıra bence karakter olarak da Fenerbahçe çok şey kaçacak Derek Williams. Yani bir anda kral olacak o Fenerbahçe'de. Ama iyi oynaması lazım. Gözde, tabii iyi ama olur. Benim gözlemim de senin de söylediğin gibi biraz zamana ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. O mevcut oyuncular bayağı bir yıprandı. Sakatlıklar hala tam iyileşmedi. Yeni transferlerin uyum sağlaması gerekiyor. Bence ilk 1-2 ay Fenerbahçe bir iki sürpriz yenilgi alabilir ama ondan sonra toparlar diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok iyi bir kadro kurdu. Yani çok iyi kumaşı olan işte geçmişteki oyuncuları da yani kadronun büyük bölümünde tuttu. Evet. Yani Meli gitti, işte şey gitti, Guduric gitti ama gelen oyuncular, giden oyuncular hiç aratacak oyuncular değiller. Yani baktığın zaman. Melih de milli takım performansını seyrettim mi, beğendi mi bilmiyorum. Ya yani böyle oynarsa yeni bir transfer gibi. Yani Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da müthiş oynadı. Artık kendisine güvenen, artık sorumluluk alabilen bir oyuncu haline geldi ki geçen sene de Obradovic bayağı bir şans verdi ona oyun konusunda. Melih de Allah var yani iyi kullandı bu şansını. Bu sene de onu sürdürürse güvenliğini hissettiği zaman çok daha farklı oynuyor. İşte evet, ama bir yani, hata yapıp kenara alınırsa falan o ritmi bir tekrar kaybetmemesi işte lazım. Şöyle bir şey var yani biz lazım. Türk insanı biraz böyle emosyoneliz yani Akdenizli olduğumuz için orada işte çıktığımız zaman kötü mü oynadım işte bir daha girersen falan deyip kenarda kuran milletiz. Ama Avrupalı koçlar genellikle şey yapıyorlar. Oyuncuyu mesela iyi yerde çıkartıyor ki oyuna tekrar soktuğunda iyi olsun diye devam ediyor. Ama biz de öyle hani baktığınız zaman ya iyi oynuyordum niye çıkarttı ki koç beni? Ama izlendir ya iyi oynayamadım onu çıkartıyor. Evet işte o mentaliteyi yavaş yavaş oturtuyor. Yani orada 3 insana şey yaptı onları. Aynen. Şimdi mesela sen gayet iyi oynadın başladın maça. Ben koçum tamam bu adam bugün ben bundan verim alacağım diyor. Kenara alıyor. Diğerini bir göreyim diyor. Değil mi? İkinci periyotta koyuyor. Maç sonunda kimle oynayacağını en azından. Evet, yabancı oyuncular bunu şey yapıyor ama Türk oyuncular bir daha girdiğinde aynı performansı sergilemiyor. O zaman Türk'ü soktuğu zaman oyuna bırakacaksın. Oynadığı kadar oynayacak. Kaptan şimdi bakalım en heyecan verici takım, merakla beklenen takım Barcelona sanki. Şimdi Milotic'e Avrupa'nın gelmiş geçmiş en pahalı oyuncusu oldu. Yıllık 4,5 milyon dolar ya 5 milyon dolar civarı bir para. Abrines aldılar. Zagiristan, Brandon Davis ve CSKA'nın en değerli oyuncusu Corey Higgins. Ama ben şunu anlamamıştım. Böyle bir takımı Hörtel'e emanet ettiler. Sen eder miydin? Hayatta etmez. Ama sakatlandı. Bence onlar için iyi oldu o sakatlık. Tabii hiçbir sakatlık değildir ama. Şöyle Pangos'un yani. Pangos'un sakatlandı. Şimdi Malcolm Delaney ile yola çıkacaklar. Geçen sene Anadolu Efes şeyi oynarken son. Playoff'ini. Evet. Barcelona ile oynarken dedim ki yani orada karşıda Hörtel varsa hiç korkmayın demiştim. O şey yaptı yani. Onu da beni hiç yanıltmadı hiçbir zaman. Anadolu Efes'te oynarken de hep aynı şeyi söylüyordum. Yani bir insan gidip devre arasında istatistik kağıdını alıp da ben ne yapmışım işte kaç asistim var, kaç şutum var diye bunu da tabii çok önemli yerlerden duydum. O yüzden hani onlara bakıyorsa zaten geçmiş olsun şey. Yani Kevin Pangos mesela geçen sene Zagreb'den geldiğinde inanılmaz oynuyordu. Yani çok başarılı bir sezon geçirmişti. O onu biraz düşürdü. Yani Kevin Pangos bir önceki sezona göre aynı randımanı veremedi. Yani onu da bitirdi biraz. Pangos da sakatlandı bu arada. Onun da sakatlığı var ama yani o kısa sürede dönecek gibi duruyor. Ben hep şey söylüyorum yani bu hatta Anadolu Efes'in o sürecinde şeyle oynarken Panathinaikos'la oynuyor
vardı galiba değil mi? Ne zaman? İstanbul'da yendiler. Olympiakos. Orada yendiler. Burada yenildiler. Oraya gittiler. Bir daha yenildiler. Yani ben hatta şey dedim yani pasaportunu cüzdanını alın orada kalsın bir daha geri dönemesin demiştim. Bana kalsa kürekle döverim yani. Ama baktığı zaman müthiş bir yetenek. Müthiş bir yetenek ama kendine müthiş bir yetenek. Yani kendine. Takıma... Kesinlikle güvenemeyecek bir oyuncu. Evet. Yani... Bence efsane bir kadro kurdu Barcelona ama o takım oyun kurucusu Hörtel büyük risk aldılar. Bakalım göreceğiz. Yani ben olsam senin de söylediğin gibi Hörtel'i asla ve asla o takıma emanet etmem. Yani Kevin Pangos'u birinci gard olarak çıkartırım öne, Hörtel'i ikinci gard olarak sürerim abi. Şimdi yine bir heyecan verici takımlardan Real Madrid. Dünya Kupası finalinde Arjantin'den 3, İspanya'dan 2 oyuncu Real Madrid kadrosunda. 5 tane Dünya Kupası finali oynayan oyuncu var. Jordan Mickey'i de aldılar Kimki'den. Sezonu süper başladılar. CSKA çok bir kadro değiştirdi. Hepsine tek tek girmeye gerek yok ama Kimki de Jonas... Kim Köner'deyse tam takım değiştirdi yani. Timofey Mozgov yine NBA'den. Şivet zaten vardı. Evet. Ama bunlar takım olabilecekler mi? Öyle bir durum var. Sana şey sorayım. Şimdi 12 takım playoff adayı olarak gözüküyor. Şimdi dışarı Valencia, Asvel, Kızılyıldız, bir de St. Petersburg'a pek ihtimal vermiyorlar. Bir tane X8 playoff çok erken ama yapar mısın playoff tahmini yazayım ben bunu. Ondan sonra Final Four konuşacağız. Yani Fener Efes'i bir kere illa koyalım. Fener Efes. Real Madrid koyalım. Evet. Barcelona. Barcelona evet. Olabilir Barcelona. Atina takımları. Ben Panathinaikos'u koyacağım bu sene. Değil mi? Evet Panathinaikos'u. 7 Amerikalı var. Biraz. Biraz şey yapacak gibi yani. Zaten orası bir çılgınlık şeyi. Değil mi? Yani eğer iyi kadro kurarlarsa Panathinaikos yani o akadan çıkmak her zaman her insanın yapabileceği bir şey değil. Bu sene iyi kadroyla da seyirciyi toplayacağını düşünüyorum ben. Yani Panathinaikos deplasmanları çok zor geçecek gibi. Olympiakos, David Blatt'ın da bir hastalığı oldu. Evet, o da tabii çok üzüldük ona da. Yani MS olmuş. Hatta geçen sene burada da bir bayılmıştı, düştü falan. Orada zaten ilk sinyallerini vermişti o. İnşallah çabuk toparlar. Yani onunki ölümcül değil şey olabilecek. Yani zaten ölümcül bir hastalık değil de o. Yani hayatını sürdürebilecek, antrenörlük yapabileceği bir şey ama tabii ki yine de hastalık hastalıktır. Onun kalıcı olmaması yani uzun sürede hayatını etkilememesi, iyi hayat sürmesini diliyorum. Çünkü hakikaten çok değerli bir insan. Yani insan olarak da çok iyi bir insan, koç olarak da çok iyi bir insan. Anadolu Efes'te biz beraber çalıştık. Hatta şöyle bir konuşma geçti aramızda. Bende de senin oynadığın maçları, özellikle zone yaptığınız maçları gittiğim her takıma seyrettiriyorum. Yani savunmayı böyle yapacaksınız diye gösteriyorum. Ama bir tane takımda olmuş lazım o takımda. Eyvallah. Ondan sonra hakikaten beni çok onore etmişti o söylediği laf. Baktığın zaman da sonradan düşününce hatta Darüşşafaka'dayken bir gün geldi bizim antrenmana şu savunmaya yardım et falan demişti. O yüzden çok değerli yani çok alçak gönüllü bir insan. İnşallah sağlığına çabuk şekilde kavuşur diyor. Ama playoff şansı vermiyor sonuçta biz. Yok ya o kadar değil. Tabii CSKA Moskova'yı yazacağız. Peki o da şimdi kısa oyuncuları Dekolo'yu gönderdi. Sergio Rodriguez'i gönderdi. Corey Higgins'i gönderdi. Yani bu üçlü her takım şampiyon yapabilecek kapasitede. Mike James yani. Aldılar. Ne yapar? Bozar mı sence CSKA'yı Mike James? Ya işte o süreçlere bakmak lazım. Yani aslında bunları şimdi söylüyoruz. Yani erken. Çoğu takım şey yaptı. Ne derler? Çoğu takım değişti. Yani bir ilk haftaya baktıktan sonra... Bence ilk yani iki ay... Bir sonraki hafta daha rahat konuşabiliriz. Yani aynen. İlk maçta belli eder zaten neyin ne olacağını. Bir de Dünya Kupası'ndan şimdi her takım geç geldi. Hiçbir takım hazırlanamadı. İlk bir ay hatta iki ay bence hazırlık dönemi gibi geçecek. Ve orada çok sürpriz beklenmedik sonuçlar alabilir her takım diye düşünüyorum. Milano evinde kaybetti bu hafta. Evet. Ettore Messina. Bak o da ne diyorsun Milano'ya? Ettore Messina'nın yani gelmesine. Yani koç bir kere. Sergio Rodriguez. Çok... Mike James'i gönderdi. Şervin Mekke aldılar. Yani Rodriguez başına. Zaten her zaman şeydir. Yani artı birdir. Hangi takıma giderse artı biri bir kere takıma götüren bir oyuncu. Her şartta, her şekilde oynayabilen bir oyuncu. Yani o şütör kimliğini her zaman gösteren bir oyuncu. Barcelona'dan beri. Yani ben onun tabii ki katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yani Messina'nın da çok değerli bir koç olduğunu biliyoruz. Yani o renk katacaktır Euroleague'e. Kaç oldu? 3? 7 oldu. 7'yi yaptık. 8. takım ben sana söyleyeyim. Zalgiris, Olympiakos, Maccabi. Maccabi olabilir ya. Onlar da bence çok iyi kadro kurdular. Evet, iyi kadro. Çok dengeli. Sferopoulos. Evet. Yani ben Maccabi olur diye düşünüyorum. Dorsey aldılar NBA'de. Omer Kaspi yani... eski oyuncuları geldi. Milli takım oyuncuları. O da çok ciddi bir NBA kariyeri yaptı. Evet. Omer Kaspi. Şeyde tereddüt ediyorum. Zalgiris'te. Yani Zalgiris'te biraz da koçu hani onore edip iteklediklerini de düşünüyorum yani Avrupa basketbolu için. Çok değerli bir koç.
Çok zaten Obradoviç'ten sonra inanılmaz. İkinci Obradoviç. Hem oyunculuğu çok kaliteliydi hem de koçluğu öyle. Yani guard bir insanın antrenör olması çok önemlidir her zaman için. Hem yani oyunun açık olarak gördüğü için nerede ne var hemen oyuncularına söyleyip yaptırabilen bir koç. Yani Maccabi ile Zalgiris arasında gidip geliyorum. Yani Obradoviç ya, onlar da gene bir şekilde Zalgiris'i sokacaktır ama gene. Ama ciddi oyuncular kaybetti. Brandon Davis'i kaybetti. Aaron White gitti Milano'ya. Oyun kurucu Nate Walters Maccabi'ye gitti. Alex Perez aldılar Bamit'ten. Geçen sene. Evet. Fena bir oyuncu değil aslında. Akıllı, görev adamı zaten. O yani şey yapar. Uyum sağlayabilir. Uyum sağlar diyorsun. Ben ama çok gene yaparsa koç yapacak orada. Kadro çok ciddi bir kadro yok Zalgiris'te. Ya işte hani böyle çok isim olmayan oyuncular olduğu için hepsi orada insanlar onları çok fazla kale almayacağını düşünerek zaten geçen sene de evvelki sene de aynı şekilde bir yerlerde tutundular. Yani ancak o şekilde böyle o gençlikleriyle o ateşli takımlarıyla yani iki senedir oynadığı basketbolla bir şey yaparsa yapar ancak. Ya ben geçen sene işte playoff serisine gitmiştim. Fenerbahçe Zalgiris serisine. Salon biliyorsun zaten full. Bir de orada çok iyi bir genel menajer var. 2 yıldır ligin en iyi genel menajeri seçiliyor. Bütçe 10 milyon euro. Ciddi bir bütçeleri var. Ve Fenerbahçe maçıyla beraber 11 milyon kar ettiler. 1 milyon kar geçtiler. Hem de playoff'a kaldılar. Demek ki para kazanılabiliyor bu işlerde. Takım doğru yönetilirse, doğru marketing yapılırsa, doğru... Marketing. Her şeyin başı marketing yapılırsa bu işlerde para kazanabiliyor. Yani elinde bir mal var. O malı nasıl en iyi şekilde pazarlayacağını düşünmek lazım. Yani işte spor yönetimi diye okullarda artık branşlar var. Yani spor akademisinde özellikle. Burada da zaten bunların marketingi, reklamcılığı, pazarlamayı burada öğretiyorlar. Yani artık alaylılar da şey yapıyorlar ama artık bu şeye döndü. Bir iş koluna döndü. Yani bu marketingi en iyi şekilde kullanması lazım. Yani mesela Fenerbahçe işte Euroligi kullandı. Nasıl işte orada artı sağladı. Hatta mesela bizim o Koraç Kupası'nı kazandığımız senede Anadolu Efes'in yani Efes Pilsen'in o zamanki yurt dışındaki satışları 2,5 milyon euro gibi bir rakamla artmıştı. Bir programda o zaman sadece bu şeyi konuşalım Taner. Tamam, olur. Kola şampiyonluğunu, sezonu nasıl başladı? Çok ilginç, çok önemli hikayeler var çünkü orada. Evet var, çok var. Çok iddialı başlamadınız ama şampiyon oldunuz. Namazki, Aydın Örsel. Bunları konuşacağız. Bu hafta programı kapıyoruz. Şampiyon olamamıştık da işte ondan sonra Koraç Ligi'ne katıldık. Evet, çok bir programda şeyler. Sadece bunu ayıralım. Çok keyifli anılar dinleyeceğiz bence. Final Four'a Fener Efes kalır diyorum o zaman. Kalırlar yani bir kere geçen senenin şeyi, ilk dördündeki iki takım. Fenerbahçe her zaman Obradoviç'te bir isim. Ergin Ataman da çok güçlü bir kadro kurdu. Yani geçen sene Final Four oynayan takımın üzerine bence artı değerler kattı. Dolayısıyla ben ilk dörtte olacağını düşünüyorum iki takımın da. Sevgili Mystic TV takipçileri, çok keyifli bir Euroleague sezonu başlıyor. Biz de bundan sonra her hafta sevgili Tamara Oyguç'la beraber sizlerin karşınızda olacağız. Türk takımlarına Fenerbahçe Efes'le tekrar Final Four yapmaları dileğiyle diyoruz ve programı burada noktalıyoruz.